Mehmet Ali Şahin de öyle diyor ve yeniden Fatih'in ilçe başkanlığına geliyor ve sancağı yükseltiyor. Sizlere hitap etmek üzere avukat Mehmet Ali Şahin, hoş geldiniz. Aziz İstanbul, görmedim, gezmedim, bilmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Aziz İstanbul'umuzun güzel insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, merhaba. Bu akşam burada sevgi için birlikteyiz. Bu akşam burada kardeşlik için birlikteyiz. Bu akşam burada dostluk için, barış için birlikteyiz. O halde sevgiden yana olanlara selam olsun. Kardeşlikten yana olanlara selam olsun. Barıştan yana olanlara selam olsun. Ve gerçek hürriyeti kula kullukta değil, hakka kullukta görenlere selam olsun. Uzaktan yakından buraya teşrif eden tüm kardeşlerimi, özellikle ta uzaktan, Rize'den, bu akşam misafir olarak bulunan Şevki Yılmaz hocamızı, belediye başkanlarımızı, diğer misafirlerimizi de şahsım ve sizler adına canı gönülden selamlıyorum. Ve yine sizler adına kendilerine hoş geldiniz diyorum efendim. Burası Gülhane. İnanıyorum ki hayatının önemli bir kesimini İstanbul'la geçiren herkes için Gülhane'de mutlaka bir hatıra vardır. Ben çocukluğumda resimlerde gördüğüm hayvanları, affedersiniz, yakinen görebilmek için buraya sık sık gelirdim. Ve sonra piknik için gelmeye başladık. Ama şuurlanınca Gülhane'nin milletimizin tarihinde başka önemli bir yeri olduğunu anladım. Nedir o? Gülhane deyince aklıma daha sonra efendim Gülhane Hattı Hümayunu gelmeye başladı. 1839 gelmeye başladı. Mustafa Reşit Paşa gelmeye başladı. Çünkü Osmanlı'nın çöküşünün hızlandırıldığı ferman burada ilan edilmiş idi. Ve Batı'nın üstünlüğü dünyaya burada ilan edilmişti. O nedenle şuurlu insanlar için şu Gülhane'nin farklı bir manası vardır. İnanıyorum ki tarihçiler bu konuyu daha derinlemesine izah edeceklerdir. Ediyorlar, bundan sonra da ortaya koyacaklardır. Ancak Gülhane'nin önemi nedir? Mustafa Reşit Paşa aklıma geldiği gibi benim aklıma Gülhane deyince bir de bizim Hasan geliyor. Kimdir bizim Hasan diye soracak olursanız. Efendim bizim Hasan şimdi 37 yaşlarında, evli, barklı bir adam. Ama belki her gencin geçmişinde, çocukluğunda bazı heyecanları, fobileri vardı. Bizim Hasan'ın da bir motosiklet binme merakı vardı. Motosiklete binmeye çok meraklıydı. İşte bir gün bir yere gidiyor bizim Hasan. Motosiklet kullananlar bilirler, çok hızlı gittiğinde önden rüzgar göğüse çok şiddetli vurur. Göğüs hastalıkları motosiklete binenlerde çok olur. İşte bizim Hasan bir gün bir yere gidiyor, hızlı gidecek, yetişmesi lazım. Aklına çok zekice bir fikir gelmiş. Ne yapmış biliyor musunuz? Şu ceketi ters giymiş bizim Hasan. Arkasını önüne getirmiş, önünü de arkasına. Böylece rüzgar, tabii arkası öne geldiği için kendisini fazla rahatsız etmiyor. Olacak bu ya. Tam bir virajı dönerken bizim Hasan'ın motosikleti devrilmiş.
kendisi cansız yerde yatıyor. Biraz sonra bir başka araba geçiyor, bakmış bir motosiklet kazası, bir adam yerde yatıyor, motosikleti kullanan. İlkin varmışlar başlarına, hemen şuna sıcağı sıcağına bir tedavi uygulayalım. İlk gözlerine çarpan ne? Demişler ki bu adamın boynu ters dönmüş. Ne bilsinler ceketi ters giydiğini? Ne bilsinler? Tutmuşlar, adamın sıcağı sıcağına boynunu bizim Hasan'ın yerine getirmek için sağa sola bükmeye. Ve nihayet bizim Hasan uyanmış, durumu anlatmış. İşte, işte burada yıllar önce, hatta bir asrı aşan süre önce bu millete iyilik etmek için güya, bu milletin sıkıntılarını ortadan kaldırmak için iş başına gelenler milletimizin yönünü değiştirdiler. Belki iyi niyetli olarak istikametini değiştirdiler. İşte bugün, bu akşam burada şu kalabalığı gördükçe, özellikle yıllar önce Osmanlı'nın çöküşünü hızlandıran Batı'nın bizden daha büyük olduğunu burada perçinleyen fermanın imzalandığı şu gülhaneyi bugün Refah Partili belediyenin yönettiğini görünce bu milletin yeniden kendine döndüğünü, yeniden kendi gerçeğine koştuğunu görüyoruz. İşte bu akşamın, şu gülhanenin böyle bir manası da var elhamdülillah. İşte işte geçmişte yapılan bu yanlışlıklar sebebiyle bugün iki yakamız bir araya gelmiyor. Ama İngilizlerin bir atasözü var. O kadar geç, o kadar geç ki erken sayabiliriz diyor İngilizler. Evet, bu millet, bu insanlar yeniden kendine dönmeye, aslına dönmeye, kendi değerlerini hayata hakim kılmaya karar verdi. İşte şu anda Türkiye'yi yerel yönetimlerde 60 milyondan 40 milyonunu Refah Partili belediyeler yönetiyorsa, 27 Mart'ta bunu elde etmişlerse, bu milletin kendine döndüğünün, kendi özüne, kendi kültürüne koştuğunun en güzel ifadesi değil mi? Şimdi bana diyeceksiniz ki ya Fatih ne oldu? Öyle mi? 27 Mart'ta Fatih'i de almıştınız. 10 Temmuz'da kaybettik. Değerli kardeşlerim, biz 10 Temmuz'da Fatih'te seçimleri kaybetmedik. Eğer %28 olan oyumuzu %27'ye düşürseydik Fatih'te seçimi kaybetmiştik. Ama hamdolsun Haçlı İttifakı gibi karşımızda ittifak kuranlara rağmen %28 olan oy oranımızı %35'lere çıkarttık. Şimdi bakınız. Şimdi bakınız. Bugün gazetelerden biri, ki bu gazete Şevki Yılmaz hocamızla uğraşıyor bir hafta 10 gündür. O gazete bugün bir haber veriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Efendim, mutlu haber. Sevindirici haber. Allah Allah, haberi okuyunca dedim ki herhalde enflasyon düştü Türkiye'de. Herhalde yeni fabrikalar açıldı. Herhalde paramızın değeri yükseldi. Herhalde dış politikada bir takım başarılar elde ettik. Neymiş biliyor musunuz sevinçli haber? Refah Partisi'nin oy oranı anketlerde düşmüş. Çiller Hanım'ın yaptığı anketlere göre. Şimdi değerli kardeşlerim, aynı gazetenin patronunun bir başka gazetesi yine bugün başka bir anketi yayınlıyor ve Refah Partisi'nin şu anda Türkiye'de birinci parti olduğunu %25'e yakın bir oy oranıyla, eğer merkez sağdaki partiler, merkez soldaki partiler birleşmezseniz ilk yapılacak genel seçimde Refah Partisi iktidara geliyor diyor. Aynı patronun bir gazetesi böyle diyor, bir başka gazetesi de %2,5 düştü diyor. %2,5 düştüğünü iddia eden, ki bu anketi de Tansu Çiller Hanım yaptırmış, o gazete öyle yazıyor. Şimdi kendilerine hordur meydan diyorum. Hadi bakalım, şu anda anayasaya göre ara seçim şartı doğdu. İşte 22 tane sandalye boş, 22,5 boş olması lazım. Yarım adam olur mu Allah aşkına ya, yarım adam? Bu nasıl anayasa? Yarım adam olur mu? Yarım milletvekili olur mu? 20-22 tane sandalye boş. Peki 23 olmasını istiyorsunuz değil mi? İşte şimdi buradan meydan okuyorum. 6 aydır parlamentoya gitmiyor. İstifa dilekçesini verdi.
İstanbul milletvekili Fatih bölgesinden Bedrettin Balan'ın istifasını kabul edin. Erkekseniz, yüreğiniz eriyorsa. 90 gün sonra seçime gidelim. Hadi hadi meydan. Fatih'te, Beyoğlu'da, Beşiktaş'ta, bu ilçelerden oluşan ikinci bölgede seçime girsin. Üsküdar bölgesi gibi, Kartal bölgesi gibi, yüreğiniz eriyorsa, Refah Partisi'nin oyarını düştüğünde samimiyseniz, hadi buyurun. Hayır, hayır, çıkamazlar meydana. Biliyorlar ki eze eze geliyoruz. Eze eze Allah'ın izniyle bu ülkede merkezi yönetimi de elde edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Fatih Belediye Başkanlığını kaybettiğime hiç üzülmüyorum, biliyor musunuz? Fatih ilçesinin apayrı bir özelliği var. Fatih ilçesi İstanbul'umuz için önemli. Fatih ilçesi Türkiye'miz için önemli. Çünkü Fatih ilçesi çerçevesi önünde dış güçler, bir takım mahfiller, bir takım tezgahlar peşinde. Ben belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra kendi kendime bir değerlendirme yaptım. Dedim ki Cenab-ı Hak bize yeniden Fatih belediye başkanlığını nasip edecekse eğer, Ankara'da merkezi hükümetin başında başbakanlık koltuğunda Profesör Doktor Necmettin Erbakan olmadan nasip etmesin. Niye biliyor musunuz? Hala eski bir belediye başkanı olarak patrikhane ile ilgili yetkililere ifade veriyorum. Belki yeniden çağrılacağım. Ben bu ülkenin kötülüğü için çalışmadım. Bu ülkenin toprak bütünlüğü için bir tek cümle söylemedim. Bu topraklar bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim. Ama sur içinde bir patrikhane devleti kurmak isteyene karşı sizler adına, halkım adına ortaya çıkarak barış çağrısında bulundum. Sadece barış dedim, barış. O kin kapısını kapatın, onun yerine barış kapısı açalım dedim. Bunu söylediğim için 3 defa ifade verdim. Belki tekrar çağrılacağım. Fatih Belediye Başkanlığını milletimizin inançları istikametinde yürütme sevdasında olan bir belediye başkanı, Ankara'daki yönetim kendi paralelinde değilse hiçbir şey yapamaz. O nedenle diyorum ki inşallah biz Fatih'i yeniden alacağız. Aldığımızda Ankara'da Necmettin Erbakan başbakan olsun. İnşallah geliyoruz. İnşallah geliyoruz. 27 Mart'ta kazanmış olduğumuz belediyelerde belediye başkanı kardeşlerimiz Refah Partisi'nin yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışını en güzel şekilde ortaya koyacaklar. Halkımız bizi daha iyi tanıyacak. Refah Partisi'nin korkulacak bir parti değil, koşulacak, kucaklanacak bir parti olduğunu daha iyi anlayacaklar. Erken veya zamanında yapılacak bir seçimde mutlaka bu ülkede yönetimi biz alacağız. Halkımız adına biz alacağız. Bu ülkede yaşayan insanlar Refah Partisi kanalıyla bu ülkeyi kendileri yönetecekler. Refah Partisi değil. Sevgili kardeşlerim, çok hatip kardeşlerimiz var. Sizlerle daha çok hasbihal edeceğiz, konuşacağız. Zaten 10 Temmuz'dan önce de sizlerle çeşitli defalar bir araya gelmiş konuşmuştuk. Ben konuşmamı şöyle noktalamak istiyorum. Ülkemizle ilgili çok hainane planlar var. Bu planlar karşısında yöneticilerimizin çok uyanık olması lazım. Merkezi yöneticilerimizin, özellikle Dışişleri Bakanlığımızın çok uyanık olması lazım. Ve Boşnak, Bosna Hersekli Emine'nin durumuna bizim çocuklarımız düşmemelidir. Siz tanıyor musunuz Bosna Hersekli Emine'yi? Tanımazsınız. Bizim Hasan'ı tanımadığınız gibi onu da tanımıyorsunuz. Bosna Hersekli Emine 5,5 yaşında savaş çıktıktan sonra annesiyle Türkiye'ye gelmişti. Evet, annesiyle Türkiye'ye gelmişti. Babası Bosna Hersek'teydi. Sırplara karşı çarpışıyordu. 5,5 yaşında Türkiye'ye geldi. Şu anda 6 yaşında filan.
geliş öyküsünü dizelere döktü. İşte bizim çocuklarımız onları yaşamasın istiyoruz. O durumlara düşmesin bizim vatanımız istiyoruz ve bu duygulu düşüncelerle Emine'nin, 5,5 yaşındaki Emine'nin, Türkiye'de annesiyle beraber bulunan Emine'nin dudaklarından dökülen şu dizelerle konuşmama nokta koymak istiyorum. Uzun saatler yolculuk yaptık. Bir otobüs dolusu çocuk. Midem bulandı. Annem buna çok sevindi. Otobüste ikimizden başka hepsi sırttı. Otobüsü kontrola geldiklerinde annem siyah torbaya başımı soktu. Bizi geçip gittiler. Annem buna çok sevindi. Türkiye çok güzel. Burada silah sesi yok. Bodrumlarda uyumuyoruz. Annem burada kısa süre kalacağımızı söyledi. Ve babamın da buraya geleceğini Saraybosna kurtulunca bekliyorum. Saraybosna yemyeşil, bazen de mavi. Milyaka Nehri etrafında gezinirken bazen soğuk. Anneme bunları anlattığımda o ağlıyor. Ağlamasını istemiyorum. O zaman babama ait olan sol yanağımı öpmesine izin veriyorum. Yakında Bosna'ya gideceğiz. Babamla konuştuğumda sesini güçlükle duydum. Fakat onu anladım. Benim babam Sırpları dağlarımızdan kovacak. Evet, 5,5 yaşındaki Emine'nin, Bosna Hersekli Emine'nin dizeleri bunlar. İşte biz bu ülkemizde, bu topraklarda Bosna Hersekli Emine'ler meydana gelmemesi için bu toprakları hala gözü buralarda olan 70 yıl önceki 7 düvele teslim etmemek için bu topraklarda yeniden madden ve manen kalkınmış büyük Türkiye'yi kurmak için geliyoruz. Evet, kazanız mübarek olsun, geceniz hayırlı olsun, yarınlarınız aydınlık olsun sevgili kardeşlerim. Parti İlçe Başkanımız Avukat Mehmet Ali Şahin'e teşekkür ediyoruz. Vur kazmayı daha Ferhat, çoğu gitti azı kaldı, sevgiyle çağrımız bizim, çoğu gitti azı kaldı. Doğar bir gün benim günüm, çoğu gitti azı kaldı, 40 gün 40 gece düğünüm, çoğu gitti azı kaldı.